bugün sizle birlikte bir efsane inceleyeceğiz arkadaşlar. Niye efsane dediğime, eski oyuncular, yaklaşık 6 yıllık, 7 yıllık oyuncular mutlaka bilir. Daha öncesi de bilecektir ama daha geç başlamış bu oyunu oynayan arkadaşlar IS3'ün efsane olduğunu bilmeyecektir doğal olarak. Çünkü bu tank eskiden IS3 gördüğünüz bu tank klan savaşlarında kabul edilirdi. Hatta IS3'ü olmayan birçok klan, pardon, IS3'ü olmayan birçok kişi klana alınmazdı. IS3'ü olmayan birçok kişi klan tarafından kabul edilmezdi. Doğruyu söyledim. Ulan ne kadar zor cümleymiş ya, neyse. Kabul edilmezdi. IS3'ünüz olması gerekiyordu bir klana girmeniz için. Çünkü klan savaşlarında, toprak savaşlarında, ilerlemeli savaşlarda tamamında IS3 istenirdi. Niye IS3 istenirdi? Çünkü IS3'ün zırhı hareketliyken troll bir zırh sektirebilir sağından, solundan, arkasından, kıçından, poposundan, önünden, kafasından, önünden, her yerinden sektirebilecek bir zırhtı eskiden. Şimdi nasıl? Şimdi nispeten sektirebilir ama o kadar değil. IS3'ü hareketli oynamanız gerekecek. Şimdi teknik özelliklerine bakalım. Yani sabit oynamamanız gerekiyor, hareketli bir tank. Yani IS7 gibi düşünebilirsiniz ama o kadar büyütmeyin kafanızda şu anki şeyle, oyun metasıyla. Ateş gücü olarak IS3, hemen şöyle yapalım abi. Ben IS3'ü nereye ekleyeyim? Şuraya karşılaştırmayı ekleyelim değil mi? Şimdi burada özelliklerine bakalım. Sonra da mürettebat ve iyi bir donanımla donanım taktığınızda nasıl bir özellik kazanıyor ona bakacağız. IS3'ün ortalama hasarı 390, seviye 8. Gayet başarılı bir hasar. Ortalama damage'i 225. Yani güzel. Biraz daha fazla olsa daha iyi olurdu ama gayet iyi diyebiliriz. Benim şok süresini falan atlıyoruz. Ve sonra nişan almaya geliyoruz. 325 kötü bir nişan alması var. Topu kötü. O yüzden düşey dengeleyici ve nişan almayı arttıracak donanım takarsanız çok daha etkili bir şekilde oynayabilirsiniz bu tankı. Dakika başına da ortalama 1835 hasar veriyorsunuz IS3 ile. IS3'ün dayanıklılığına geldiğimizde ise can puanı 1550, gövde zırhı 110 mm, ön zırhı 90 mm, yan zırhlar var. 60 mm ise arka poposunun zırhı. Kulesi 249 mm, seviye 8'e göre gayet iyi bir kuleye sahip. 172 mm yan taraf, 100 mm ise arka taraf. Tabi bu hafif oval bir yumurta gibi bir şey, tarete olduğu için bu değerler daha da artacaktır. Şimdi zaten tank cici'den de inceleyeceğiz onu. IS3'ün hareketliğine geldiğimizde, burada IS3'ün hareketli olarak birçok seviye 8 ağır tanka göre başarılı olduğunu görüyoruz. Azami hızı ileri 38 km yapıyor, geri 15 km yapıyor. Dönüş hızı ise, kendi etrafına dönüş hızı ise 32.85 arkadaşlar. Bunlar iyi değerler. Ağır tanka göre iyi değerler. Yani bir light tanka göre değerlendirmeyin. Gizlenmede fazla bir şey beklemeyin. Atlıyorum. Tespit etmeye geldiğimde 350 mm diyorum. 350 metre görüş menzili var. Şimdi mürettebatlarınız iyi olduğunda, ben de şöyle göstereyim mürettebatları ne kadar yükseltebiliyorsunuz. Mürettebatlarınız iyi olduğunda işte şu dolanımları taktım ben. Nişan alma, top sürgüsü ve iyileştirilmiş, pardon, havalandırma aldım. Bunları takılı olduğunda, ki top sürgüsü yerine düşey dengeleyici de kullanabilirsiniz. Hareket halinde topun sağ sol hareketlerinde nişanınızı arttıracak bir donanımdır. Bunu da kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. O zaman ne oluyor abi? Atış süremiz, mesela atış süremiz, top yükleme süresi 10.75'e çıkıyor. Normalde kaç? Ona bakalım. Hemen geldik. Normalde top yükleme süresi. Demin söylemedim ben de mi? Atladım onu. Top yükleme 12.75. Yani 12.75'ten 10.75'e yükseltiyorsunuz. Dayanıklılığınız tabi aynı. Onda değişecek bir şey yok. Hareket kabiliyetiniz biraz artıyor. Hızınız 38, yok o da artmamış ya. 38 km hızınız. Yine geri hızınız da 15 km. Bakayım artmış mı, farazi konuşmayalım abi. Geldik buradan. Hareket kabiliyeti, motor gücü, azami hız, geriydi. Öyle 38-15 değişmiyor. Yani burada tabi turbo şarj falan takmanız gerekecek. Etrafında dönüş hızı değişecektir. Durum bu. Yani IS3 böyle bir tank. Eskiden efsane bir tanktı. Hattı güzel bir tank. Nasıl hattı güzel bir tank? Bak, onlara da değinmek lazım aslında. Bunu ben videolarda yapayım. Hani bir tankın, özellikle seviye 10 tanklar için söylüyorum. O hat nasıl bir hat, onu da anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Ruslara geldik. Şöyle baktığımızda abi IS3'ün hattına, IS3'ün hattı şu. KV-1 S güzel bir tank, IS güzel bir tank, IS3 güzel bir tank, Obje 257 hoş bir tank, güzel bir tank, severseniz özellikle seviye 9 maçta, seviye 8 ve seviye 7 düşman geldiğinde çok keyif alacağınız bir tank. IS7 zaten konuşmaya ve söylemeye gerek yok. Gayet iyi bir tank. Dolayısıyla
yeni başlayanlara bu hattı tavsiye ediyoruz ya, yine de ISD hattını tavsiye ediyoruz. IS-3'ü de mutlaka alın, garajınızda tutun, satmayın derim. Şimdi bir de tank GG'ye geçelim. Bu tankın zırh şemasına bakalım. Evet. Şöyle bir zırh şemasına baktığımızda, buradan live yaptım ben. Kendi kendine ateş ettiğinde seviye 9 topuyla, 225 delen topuyla gördüğünüz gibi delebilecek gibi görünüyor gövde zırhını. Ama tabii siz bu tankla hareketli olduğunuzda, düşman tankının üzerine hızlı bir şekilde geldiğinizde kolay kolay delinmeyeceksinizdir. Genelde taretinizi kullanmanız gerekiyor. Ön tarafınızda şurada bir sıkıntı var, 25 mm çok rahat yiyeceksiniz. Yine komutan kapağı 86 mm görüyorsunuz. Buradan rahat yiyeceksiniz. Size scrap gibi bir şey yapayım demeyin. Çünkü şu hemen bir hesap makinesi açalım yine. Side scrap yaptığınızda evet burası sektirecektir sizin, ama burası sıkıntılı bir açı olacaktır. Sektirmeyecektir. İçinize alacaksınızdır mermiyi. O yüzden side scrap falan filan gibi bir şey düşünmeyin. Onun dışında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok zırhı için. Gördüğünüz gibi IS-3'ün zırhı da bu şekilde. Şimdi bir de maçta inceleyelim bu tankı. Bir maç yaptık bu tankla. Bir de plat arkadaşım vardı benim, Cafer. O maçta inceleyelim. IS-3'ün neler yaptığına hep birlikte bir bakalım. Maçtayız. Evet arkadaşlar, şimdi maçtayız. Maçımız güzel geçti. İyi bir maçtı. Zaten top tier olarak çıkmıştık maça. Benle birlikte plat arkadaşım da var. Cafer. O da Ferdinand'ıyla. Yeni aldığı Ferdinand'ıyla bana eşlik ediyor bu maçta. Buraları hızlandırıyorum. Burada çok fazla izleyip vakit kaybetmemize gerek yok. Şimdi klasik ağır tank bölgesine doğru gideceğim. Fakat ondan önce buradan sola döneceğim ve buradan geçen ya da geçebilme ihtimali olan tankları vuracağım tam karşımdan, şu bölgeden. Geçebilme ihtimali olan tankları vuracağım. T-103, T-103, evet T-103 tank destroyer beni gördü. Ben de ondan sektirdim, o da benden sektirdi. Nispeten iyi bir zırhınız vardır ama bu zırhı hareketli kullanmanız gerek arkadaşlar. İnce bir nişan almak istiyorum. Bazen yeşil görüyorum, bazen sarı, bazen kırmızı. Yine sektirdim. Dedim ki çok fazla uğraşmaya gerek yok. Diğer tarafa gideyim. Diğer tarafta bizim ağırlara yardım edeyim dedim. T-103'ü bıraktım ve geri geri ve çapraz çapraz manevralarla arkaya doğru ilerliyorum. Burada harita okumak çok önemli. Bakın şimdi Ferdinand orada tek başına. Cafer'e geri gel diyorum. Çok fazla atış yememen gerek diyorum. O da bana aynısını söylüyor. Saklanması gerektiğini söylüyorum. Saklanması gerektiğini söylerken burada kendimi gösteriyorum ki Ferdinand'ın yanında birinin daha olduğunu görsünler ve rahat rahat Ferdinand'a ateş etmesinler diyorum. T26 E4 bana ateş etti. Mühimmat hasarı verdi. Ben de ona ateş ettim ve canını yarıya kadar indirdik sayılır artık T26 E4'ün. Yanında bir de Karner Von görünüyor. Çok pardon. Onun dışında başka bir tank görünmüyor. Şimdi buradan merdivenlerden çıkıyorum. Burada taret oynayabileceğiniz bir tank varsa çok daha iyi iş yapabilirsiniz. T26 E4'e ateş edeceğim. RNG'nin de etkisiyle. Ve ben de birazcık beklemedim. Orada biraz daha bekleyebilirdim. T26 E4'ün üstüne hasar veremiyoruz. T26 E4 unharca cesur bir şekilde karşıya geçiyor. Karşıya geçerken hasarını alıyor. Ben de hasar yiyorum. Çok fazla hasar yedim. Palet yedim. Sabit kaldım. Karner bunu görüyorum. Önümde bir de Tiger 2 var. Tiger 2'nin kulesinin üstündeki sivilceye nişan almak istiyorum. Bir de soldan yedim. Yedim ama sektirdim. MY tankına, MM tankı ne adı, ne kadar ilginç bir tank bilmiyorum ama burada da dedim ki şeye, Cafer'e, Ferdinand'a yani, abi arkanı dön, poponu diğer tanklara ver, kafadan şu bölgeye gidelim, o bölgede savaşalım diyorum. Çünkü benim olduğum merdivende zaten başka tanklar var, bizim takım arkadaşlarımız var, onu oraya tutacaktır dedim. Derdemez ileri çıkarken hasar yedi Ferdinand, ben öne atılıyorum. Evet, çok güzel bir atışla T103'ü vuruyorum. IS-3'ün etkili bir özelliği hızlı giriş yapıyor olmasıdır diğer ağır tanklara nispeten. Yine güzel bir atış M3Y tankına. MY tankı diyeyim buna. Miau diyeyim, Miau tankına. Ya da ne diyeyim, Miau da demeyeyim. Neden Miau diyorum ki? M tankı diyorum lan. M tankı, bu salak tanka M tankı diyorum. O tankı da inceleyeceğiz. Bence çok kötü bir tank. Hani oynamadım hiç ama keyif alabileceğim bir tank olduğunu düşünmüyorum. Çok büyük bir eksiği var çünkü. Kulesi ne alaka diyeceksiniz, onu göstereceğim incelerken. Şimdi T-103'e bir kez daha hasar verdim. Burada artık tamamen düşman tankların bana bakmadıklarını hissettiğimde çıkıyorum, vuruyorum.
geri gidiyorum. Çıkıyorum, vuruyorum, geri gidiyorum. Tabii zaten hemen solumda da CS-62 tank var. O da aynı şekilde onlara hasar veriyor. Yine iki tankla kafa kafayız. Özellikle bana bakmadıkları zaman çıkacağım diyorum. O arada garaja yolluyorlar T-103'ü. Ben basıyorum M-Y tankına. M tank diyorum ben. M tankına. Ateş ettim. Hasarımı verdim. Onun ilgisi CS tankında. Ben arkasına dönüyorum. Şimdi bana ilgisi bana verdi. Sağ olsun. Ama artık her şey için çok geç. Onu da garaja yolluyoruz arkadaşlar. 9-2 sadece 4.5 dakikada 9-2'ye getirdi takımımız. Takımımız da gayet iyi oynuyor. Gördüğünüz gibi üst tarafı temizledik. Fakat üst tarafın çok önceden basması gerekiyordu. Düşünceme göre. M tankı yine önümde. Basması lazım. Çünkü bu bölgeyi arkalamak istiyoruz biz. Durmaması gerekiyor. 9-2 zaten orada durup niye duruyor anlamadım açıkçası. Ben basıyorum. M tankına ateş edeceğim. Soldan hasar yiyebilirim. Hiç önemli değil diyorum. M tankının altını görüyorum. Hasarımı atıyorum. Soldan hasar yiyorum. Tekrar M tankı hedefimde. Geri çekiliyorum. Kendimi gizliyorum. Çünkü tek atışlık hale geldim. One shot'a düştüm. One shot çok ilginç bir tabir bence. Tekrar M tankının altını gördüm. Attım. Bir türlü gaza yollayamıyoruz. 340-341 ile canı kaldı. Şimdi burada pardon şeye bastık. Heh. Şimdi burada Cafer bana şunu diyor. Abi gitme öleceksin. Abi öleyim. Yani bakın 3200 hasarım var ve ben gidersem bir ya da iki atış daha bulabileceğimi düşünüyorum. Umurumda değil diyorum. Basmaya devam ediyorum. Yüklü olsam buna da ateş edeceğim. Topum yüklü değildi. Emil tankı benim önümden geçiyor. Solda bir tank spotladım. CS-62 bir daha hasar yedim. CS-62'den patlayıcı yüklüymüş. Şanslıydım. Scorpion'u gördüm. İlgisi bende değil. Top başka yere bakıyor. Çok rahat bir atışla Scorpion'a hasarımı veriyorum. 3500 hasar oldu. Tekrar Scorpion'la ateş edeceğim. CS önüme gelecek. Ona vurabilirim. Hafif yan zırhımı gösteririm. CS'ye de vuruyorum. Hasarımı veriyorum. 3978 hasara geldik. Ve Emil tankı da benim hesabımı kesip beni garaja yolluyor. Burada özellikle belirtmek istediğim şey şu. 3200 hasardan 3900 hasara geldik ölme pahasına. Arkadaşlar tekrar söylüyorum abi. Bu oyun hasar atma, spot verme, zırh tarafından sektirme üzerine kurulmuş bir dinamiğe sahip. Siz bunları yaparsanız deneyim, puan, kredi kazanırsınız. Ben orada aman ölmeyeyim deyip arkada beklesedim 3200 hasarda kalacaktım. Çok mu önemli 400 hasar? Önemli. Ya da 400 hasar da değil abi. 3200, 700, 800 fazla hasar verdik. Çok mu önemli? Önemli. Hatta ilk basmasaydım 2900 hasarda kalırdım. Aman M-Y tankına basmayayım. Soldan atış yerim. Bilmem ne falan filan. Evet diyebilirsiniz ki şansın yaver gitti. CS'de. İşte tam burada. Tekrar oynatalım bunu. Bakın. Tam burada bana patlayıcı attı. Patlayıcı yüklüymüş. Normal mermisi olsaydı beni garaja yollayabilirdi. Ama önemli değil. Denedim. Hasarımı attım. Ve puanımı verdim. Evet, IS-3'ü de inceledik. Gördüğünüz gibi IS-3 de böyle bir tank. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tavsiye edebileceğim bir tanktır IS-3. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.